Gider bu. Git bir ağaç. Abi. Yok, ağaç yenilir kendisini diyorum. Yenilemiyor yani. Kurutuyor işte. Gidiyor abi. Neredeydi o ya? Baba, aha şunda var. Burada daha çok var. Kale arası görmüş olduğunuz gibi bu çiçek açma dönüş sürecinde yapraklarımızı ve çiçeklerimizi bu hale getiriyor. Ve zamanla bunlar kestane ağaçlarımızda kurumaya kadar yol açıyor. Ben de sürmem, ben de sürmem. Benim kokumu severler. Bunlarda meme yok. Bir tek şunda var meme, bu son çıktı. Abi sen bunu güzel bir sıkıştır. Arkaya mı? Yolu niye kapattılar? Gal arasının ana vatanı Çin olarak bilinmektedir. Ve bu Bursa ilk önce Bursa yöremizde gözükmek başlamıştır. Ve buna yaklaşık 200 sene önce. Ve buradan Yolova, Kartepe, Sapanca olarak buraya kadar uzandı. Ve şu an Düğce'den sonra Zonguldak'ta da görülmeye başlandı. Bunun en büyük handikapları bizim için çiçek açmakta çok büyük sıkıntı. Yani çiçek açmıyor kestane ve bal alma olayımız bizim çok minimum seviyelere düşüyor. Bırakın bal almayı, yakın bir zamanda kestane, yiyecek kestane bile bulamayacağız. Durum o derece kötüye gitmektedir. Burada tek ricam, gerçekten yani Tarım Bakanlığı'ndan veya ilgili mercilerden bu olayı en kısa zamanda tam detaylı olarak belirle atılması. Ha, şunu duyuyoruz, laboratuvar ortamlarında buna şey olarak bir böcek türü şey yapılmış, geliştirmiş. Fakat duyduğumuz kadarıyla bu böcek türü buna yetişemiyormuş. Gal arası çok hızlı ilerliyormuş. Yani bekliyoruz artık, yani son çaremiz bu. Yoksa ormanlarımız iyice kuruyacak. Evet, bunlar da işte öncelikle tomurcuklarda zarar veriyor. Çiçeklerde dökümü ve meyve tutumunu engelliyor. Dolayısıyla verimi etkiliyor %50-75. Tam dönemi Mayıs döneminde, yani Mayıs'ın sonunda erdimler. Gal arası kestane üretimde önemli ekonomik kayıplara neden olan bir karantina zararlısı. Bu bir arıcık, arı grubundan bir zararlımız. Kestanelerde gerçekten çok önemli zarar vermekte. Erginleri siyahımsı renkte, anten ve bacakları sarımsı kahverengi renkte. Yumurta ve larvaları beyazımsı, pupaları ise kahverengimsi, siyahımsı renkte bir zararlı. Ana vatanı maalesef Çin. Şu an yaşadığımız bu Covid'den dolayı biliyorsunuz pandeminin çıktığı yer olan ülke Çin. Maalesef orijini Çin. 1941 yılında Japonya, Kore, Nepal'de görülmüş. 1970'li yıllarda Amerika'da görülmüş. 2002 yılında da başta İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerinde görülmüş. Ülkemizde ise 2014 yılında maalesef görüldü. Özellikle Yalova ve Bursa'da şu an yayılmış durumda. Ama ülke genelinde yayılması da büyük bir risk oluşturacaktır ülkemiz açısından. Özellikle tomurcuklarda zarar veriyor. Tomurcuklarda gal oluşumuna neden oluyor. Tabii tomurcuklarda gal oluşumuna neden olunca çiçeklerde dökülmeler, sürgün gelişimde gerilemeler, dolayısıyla meyve tutumunu engellemekte ve verimi %50-75 oranında etkilemekte. Çok önemli bir zarar oluşturmakta. Mücadelesi biraz zor maalesef, olmakla birlikte zor. Nedenine gelince özellikle tomurcuklarda geliştiği için hani yumurtasını tomurcuğa bırakıyor ve birinci larva, yumurtadan çıkan o tırtıl dediğimiz birinci, daha doğrusu larva dediğimiz birinci dönem larvalar kışı tomurcuk içinde geçiriyor. Ta ki Mayıs ayına kadar ve Mayıs ayında şu an içinde bulunduğumuz Mayıs ayı sonu itibariyle erginler tomurcuktan çıkıyor. Mücadelesinin zor olmasının sebebi tomurcuk içinde galler oluşturması ve sürgünlerde, yapraklarda ve meyve çiçek dökülmesini ve sürgün gelişimini engellemesi, dolayısıyla yoğun bulaşmalarda ağaç ölümüne neden olmaktadır. Mücadelesinde mekanik ve kültürel önlemler,
kimyasal mücadele ki biz entegre mücadelede son çare olarak düşünüyoruz. Yine biyolojik mücadele var. Özellikle dayanıklı çeşitler konusunda çalışmalar yapılmış. Ama özellikle ticari üretim yapılan kestane alanlarda örneğin mekanik mücadele sürgünlerde zarar olduğu için sürgünlerde budama da çözülebilir. Ama bu ticari üretim yapılan kestane bahçelerinde mümkün değil. Önermiyoruz pek fazla. Kimyasal mücadelenin çok olumsuz yan etkilerini hepimiz artık biliyoruz, tanıyoruz. Ki tomurcuk içinde olması etki açısından da çok büyük bir risk. Belki şu an için en etkili yöntem biyolojik mücadele. Bu biyolojik mücadeleyle de kısa bir bilgi paylaşmak isterim. İlk mücadele, biyolojik mücadele ile ilgili çalışmalar 1950'li yıllarda başladı, Japonya'da başladı. Hatta 1980'li yıllarda da salım çalışması var. Buna etkili olan yine bir arıcık türü, Torimide dediğimiz, Torimide arıcık grubundan, Torimistinensis, sinensis çok etkili olduğu söyleniyor. Şu an birçok Avrupa ülkesinde, İtalya'da, Japonya'da, Kore'de başarılı bir şekilde kullanılıyor. Ülkemizde de doğal düşmanlarla ilgili çalışmalar yürütülmüş, birçok tür tespit edilmiş. Ancak özellikle bu Torimide sinensis türünün 2015-2016 yılında İtalya'dan getirilerek salımı gerçekleştirildi. Özellikle Yalova ve Bursa yörelerinde. Tabii kısa vadede sorunu çözmek mümkün gözükmüyor.